Dostlar yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda mananın ve sandın teknik analizini gerçekleştireceğiz. Ee, az önce ABD enflasyon verilerini açıkladı arkadaşlar. Konuyla alakalı bir video çektik. Ee, girip izlemenizi büyük bir e, şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca e, sevgili dostlar birkaç e, ekonomist yani şirket sahibi kişi diyeyim daha doğrusu e, mana ve sand hakkında e, belli yorumlar yaptılar. Bu arada böyle söyleyince sanki şey gibi oldu, eleştiriyormuş gibi oldu. Yok, o anlamda demiyorum arkadaşlar. Yani Manada ve Santa e, ciddi bir çöküş, yani tam anlamıyla bir dip çöküş beklediklerini açıkladılar. E, bu videoda bunu açıklayacağız. Böyle bir şey olacak mı? İhtimal nedir? Neden böyle bir şey söylediler? E, bütün bunların cevabını bu videoda vereceğiz arkadaşlar. E, o yüzden sabırla izlemenizi ve sonuna kadar takip etmenizi şiddetle öneriyorum. E, ayrıca bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alsat demiyoruz arkadaşlar. Kârınızdan da zararınızdan da sizler sorumlusunuz. Kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi de büyük bir önemle rica ediyorum. E, lütfen abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayalım sevgili dostlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, mana arkadaşlar bu şekilde bir e, kötü haber pompalandı aslında. Yani dediler ki ciddi bir çöküş bekliyorum. Bekliyoruz dediler. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Bunu bir açıklayalım. Yani neden böyle bir açıklamaya yaptılar? Neye dayanarak? Arkadaşlar ee, uzun zamandır aslında videolarda Mana'da ve Sant'a belirttiğimiz bir durum var. Bakın şu senaryo arkadaşlar. Önceden izleyenler bilir. Ne dedik? Şunu dedik. Çok kısa özet geçeyim. Dedik ki Mana ve Sant ee, Kasım'dan bu yana dedik arkadaşlar. Bakın Kasım'dan bu yana Golden Crosslarını düşüşe rağmen bozmadılar. O yüzden bir yerde bir yerde tekrar bir dead cross yiyeceğiz demiştik ve zaten yedik de bunun da devamında tekrar bir Golden Cross gelecek. Yani şurada bakın düşüş değil Bir geçiş dönemi yaşayacağız dedik arkadaşlar Öyle bir zaman dilimi olacak ki biz dead crossa çevrileceğiz... ama açımız düşük olacak ölü bir dead cross olacak. Bunun da devamında tekrar bir golden cross'la yönümüz yukarı gidecek dedik arkadaşlar. Böyle bir geçiş e, dönemi içerisinde bulunduğumuzu söyledik. Şimdi bütün bunlar olurken bakın bütün bunlar olurken bizim bu dead cross'u yememizle arkadaşlar günlükte aynı anda tabii ki Bitcoin düşmeye başladı. Bakın düşmeye başladı. Önceki videomuzda da zaten şunu söylemiştik. E, Mana ve Sant yani şu anki düşüşten en çok etkilenen coinlerdi. Çünkü zaten hali hazırda e, pamuk ipliğine bağlı bir durumdaydı. Zira dead cross yemişti. E, hafif açılı olacak bile olsa arkadaşlar bitcoin ile beraber gelen bu düşüş resmen ağzını böyle açmaya yönelik hareketler yaptı. Yani resmen e, çok zayıf bir noktada yakalandı arkadaşlar. Mana da santa. O yüzden böylesi bir durumun görülmesi ve Amerika'dan e, beklenen enflasyon verileriyle Bitcoin'in e, düşüşünün devam etmesini ve ciddi şekilde e, düşmesinin beklenmesiyle böyle bir yorum yapıldı arkadaşlar e, bu kişiler tarafından ama an itibariyle veriler açıklandı Bitcoin videomuzu izlemenizi öneriyorum tehlikeyi atlattık arkadaşlar e, tekrardan eski senaryolara manada ve Sam'ta döndük yani şurada düşüş yerine yatay bir hareket bekliyoruz arkadaşlar devamında tekrar yükseliş Kısa vadeye gelecek olursak kısa vadede şu an bakın e, saatliği deniyoruz. Saatlikteki MA50'yi burayı aldığımız takdirde tekrar yönü yukarı çıkaracağız arkadaşlar. E, şu anda zaten yönümüz yukarı. Hani Bitcoin'le beraber yükseliyoruz diyelim. 2.23'leri geçtiğimizde kademeli bir alım yapılabilir. Çünkü bu e, 2.23'leri geçersek arkadaşlar saatliğin MA50'sini de geçmiş oluruz. Buradan aşağı iğne atsak dahi e, 2.2'lerden daha da kendisini salmaz. O yüzden 2.3'lerin alım için beklenmesi gerekildiğini düşünüyorum. E, şu anda bir e, alım için uygun bir zaman değil dostlar. Ayrıca bakın dead cross'u görüyoruz. E, yükselen hareketle 2.3'de e, alınan bir destekle sevgili dostlar. Yukarı doğru çıkarken e, MA50'mizin eğimi de tekrar ne yapacaktır? E, yataya bağlayacaktır sevgili dostlar. Günlüğe geçtiğimiz zaman uzun lafın kısası. Şu an bana da 2.23'lerin üzerine bir atma bekliyoruz. Buradan bir alım yapabiliriz sevgili dostlar. Çünkü artık düşüşte devam beklenmiyor bunu söyleyeyim. Bunun da devamında bakın şuradaki senaryo için söyleyebileceğimiz pozisyon arkadaşlar nedir? Bizim yükselip bakın şuradaki hareketler gerçekleşirken bu bir aylık süreci kapsayabilir. Bunun da altını çizeyim. 3 hafta gibi bir süre. Biz MA50 ile arkadaşlar 200 arasında bir sekme. Yani 2.5'larda bir sekme. Devamında MA200'ün üzerine atmayla 2.8 MA200 arasında git gel. Devamında MA50 tekrar ve yön yukarı bekliyoruz. O yüzden içinde bulunduğumuz bu süreçte mananın arkadaşlar ee, manaya ekleme yapılmasını öneririm dostlar. Çünkü bir yatay pozisyon içerisindeyiz ve devam edecek. Devamındaki hızlı yükselişle beraber sevgili dostlar şu an içinde bulunduğumuz süreçler ne yapılabilir? Değerlendirilebilir. Santa bir önceki videoda çekmiş olduğumuz bir çizgi vardı. 2.65 ve burası arkadaşlar bakınız ki nokta atışı çalışma gösterip yönümüzü yukarı doğru çevirmiş dostlar. Saatliğe şöyle bir bakalım. Saatlikte durum nedir? Bakın yine e, tam anlamıyla nokta atışı bir geçme durumu var. Ama burada alım için 2.9'ların yine beklenmesini öneriyorum. Ki e, desteğe atıp olası bir 1-2 e, bir saatlik düşüşte bile arkadaşlar tekrar düşeceğimiz minimum pozisyon 2.8 olsun. Yani burada 2.9'lar alım için beklenmeli diyebiliriz sevgili dostlar. 4 saatlikte yine bir dead cross gelmiş. Bu yükselişle beraber kendisini MA 50 yataya bağlayacaktır Santa sevgili dostlar. Günlüğe de geldiğimiz zaman Santa bizim beklediğimiz hareket şu anda kendisini kısa süre içerisinde 2.9'lara atması. Bunun da devamında arkadaşlar günlüğün MA 50'sine 3.1'e atması ki burada da bir alım fırsatı elde edeceğiz. Devamında ne dedik? Bu Golden Cross hareketiyle beraber arkadaşlar bir süre sevgili dostlar 3.1 ile 3.5 3.6 arasında yatay yapabilir 3.1 3.2'leri gördükçe bize alım fırsatlarını verecek dostlar devamında yükseliş süreci içerisine geçecek uzun lafın kısası korkutan haber bu konuda asılsızdır bunu söyleyeyim daha doğrusu e, anlık olarak elimize geçen haber ve verilerle e, asılsızlaşmıştır diyebiliriz. Olumsuz bir veri gelseydi, tam anlamıyla kötü bir veri gelseydi, enflasyon e, ABD tarafından işte o zaman söyledikleri gerçek olurdu arkadaşlar. Bakın öyle de bir ince çizgi. 14'e 5 günlükte sat, 4 saatlikte 16 sat, haftalıkta 13 sat, aylıktan ötür daha kendimizi tam şey yapamadık dostlar. Bitcoin hala da tekrar teknikleri toparlayamadı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşçakalın.